Merhaba, yine bir Ağır Ekonomi'de birlikteyiz. Çok heyecanlı günler yaşıyoruz. Dün ekrana kilitlendim ben de bir saat. Ondan sonra ve o çok da enteresan bir saatti. Önce şöyle bir 13.5'a çıktı, sonra 12.6'ya düştü, sonra tekrar 13 küsüre çıktı, sonra 12.7'ye düştü falan. Bu bir saat içerisinde bu kadar oynaklık. Aslında tabii bunun nedenlerini ayrıca konuşmak lazım uzun uzadıya. Çünkü bu içinde bulunduğumuz finansal piyasalardaki büyük dönüşümün etkisini falan da görüyoruz. Yani o sırada çünkü fiilen bankalarda ve döviz büfelerinde alım satım da yapılmıyordu. Ama bu çok konuşuldu. Çok daha da konuşacağız elbette. Yeri geldiğinde biz de bir iki laf edebiliriz belki bu meseleyle ilgili olarak. Fakat bir parça insanların da morali bozuldu. Biz de moral vermek için 100 gün diye bir başlık atmayı dün kararlaştırdık. 100 günden kastımız iktidar değiştiğinde ilk 100 gün içerisinde neler yapılmalı meselesi. Dolayısıyla bugün bir parça onu konuşacağız. Yani ikimiz herhangi bir parti falan kurmadık ama hazırız ama. Hazırız. Taşeron olarak. Bizim aklımıza gelenler tabii ki bu çok daha geniş çerçevede değerlendirilebilecek bir şeyler. Bir kısmı belki 100 günü de aşacak önlemler de var. Çünkü çok derin yapısal problemler olduğu için. Ama en azından geldiğimize bir. Şimdi tabii herhalde ilk durum tespit etmek gerekiyor. Ama o durum tespitini yapmak da mümkün değil. Yani gerçekten böyle bir 100 gün programı tartışmak falan çok zor. Belki ancak genel prensipler, şunlar bunlar falan konuşulabilir. Çünkü nerede ne kadar hasar var onu bilmiyoruz. Yani bildiğimiz bir takım kırıntılar var. İşte bütçe. Geçen sene bu zamanlar çok net hatırlıyorum bütçe konuşulurken şey demiştik. Çok acilen 2000 tam Covid zamanıydı. Çok acilen bu bütçenin çöpe atılması ve Covid olgusunu dikkate alacak şekilde özellikle bundan çok zarar görebilecek kırılgan kesimleri destekleyecek bir bütçe yapılmasını söylemiştik. Şimdi de aynı durumdayız. Çünkü şu anda orta vadeli planda öngörülen kurlar 2024 için 10,5 liraydı. Orta vadeli program ve bütçede kabul edilen 2022 ortalama dolar kuru 9.27 bine öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dolayısıyla şimdi yine aynı lafı tekrarlayalım üzerinde durmadan. Bütçeyi çöpe atın ve yenisini yapın. Dolayısıyla buradan belki bir çıkarım yapmak da mümkün. 100 günün belki ilk parçalarından bir tanesi de bu acil durum bütçesi yapmak olmalı herhalde. Ancak çünkü şunu da bilmiyoruz. Yani bütçeyi görüyoruz ama bütçe zaten hükmünü yitirdi yani. Hiçbir anlamı yok artık. Oradaki rakamların, işte harcamaların, şunların bunların falan boyutunun bütçede, bütçeyle ilgili hiçbir şey, yani bütçeden öğreneceğimiz bir şey yok diyelim kısaca. Olsaydı bütçe dışı kalemlerde ne olup bittiği hakkında fikrimiz yok. Şimdi, yani bir şey söyleyebilir miyim? Bu şu anda bütçe görüşmeleri daha komisyonda. Evet. Yani 2022 bütçesi şu anda görüşülürken kur tahminleri evet. Dolayısıyla hiçbir anlamı yok. Kadık oldu. Dolayısıyla bütçe görüşmeleri siyasi bir görüşme aslında. Aynen. Bir şey değil. Dolayısıyla ama bütçeyi bilsek hani çok esnek bütçe olsa bile hani kura göre fışt fışt hemen güncellenen rakamları falan yine problem var. Çünkü mesela TOKİ'de ne var ne yok bilmiyoruz. Ya da varlık fonunda epeyce kötü şeyler geliyor, söylentiler geliyor. İşte bu belediyelerde ortaya çıkan kadro besleme açığını varlık fonundaki şirketler aracılığıyla büyük bir istihdam şişkinliği oluştu deniyor. Oralarda ne var ne yok bilmiyoruz. Kamu bankalarının durumunu hiç bilmiyoruz. Ticari sır olarak şey yapıyor. Bunların bir kısmı muhtemelen Partizan kadroların belediyelerdeki partizan kadroların kamu kuruluşlarına yine aynı partizan kişilerin kamu kuruluşları ve kamu şirketlerinde istihdam edildiği yönünde. Evet. Yani bankamatik memur olarak. Dolayısıyla Bu bilinmezlikler altında bakalım nasıl bir program hazırladık. Onu hep beraber göreceğiz.
Evet, Öner, nereden başlamalı? Ben istersen bir iki şey söyleyeyim. Şimdi dediğin doğru. Yani çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bana da soruluyor kurun nereye gider falan diye. Şimdi böyle ortamlarda kurun nereye gideceği, nerede dengede duracağını söylemek zor. Ama kur davranışlarına bakarsak iktisatçılar olarak gördüğünüz seviyelerin altında bir noktada dengeye geleceği de kesin. Burada bir anekdot anlatabilir miyim? Tam 94 krizinin civcivli zamanı Burç'la, bizim sevgili Burç Ülengin'le okuldan çıktık. O zaman ben de İTÜ'deyim. Yürürken ya Burç dedim bu kur nereye gidecek? Azizim dedi. Böyle çok tatlı da konuşur. Azizim dedi. Şimdi kuru muru falan bırakalım dedi. Nereye gideceği, ne olacağı bizi yani bilemeyiz ama bizi ilgilendiren kısmı nasıl aç kalmayacağız. O yüzden gidelim bir yerde bir tavuk çiftliği açalım. Hiç olmazsa yumurta, yumurta murta falan olur dedi. Şimdi doğru. O durumdayız yani. Aynı o durumdayız özellikle üretim açısından. Bunun dışında bir de dün Ruşen bir program yaptı ve siyasilere... yani iktisat konusunda çünkü bir infial var kamuoyunda. Bu kur hareketliliği, bu boyutta kur hareketliliği bir kere doğru değil. Yani benim şahsen alışık olmadığım düzeylerde bir kur hareketliliği ve böyle bir hareketlilik varken ilgili iktidarda bulunan ittifakın temsilcisi, liderliğini yapan kişilerin yapmış olduğu açıklamalar da infial yaratıyor. Yani en azından benim ağzım açık bir şekilde seyretmeme neden oluyor. Dolayısıyla arkasından Merkez Bankası Bankası'nın yapmış olduğu bir açıklama geliyor ve açıklamaya bakıyoruz. Açıklama sanki hani faksa gönderirsiniz de son sayfası çıkmaz şeklinde. İlk sayfası çıkmış. Sanki arkasından bir şey gelecekmiş gibi bir izlenim doğuran bir mesaj ve yani biz serbest kur rejimindeyiz. Dolayısıyla bunu serbest dalgalama, yani bunun anlamı piyasa açısından elimizde herhangi bir araç yok, mühimmatımız yok. Elimiz kolumuz bağlı demek gitmiyor. Merkez Bankası böyle bir açıklama yapmaz. Elbette bizim amacımız, Merkez Bankamızın amacı TL'nin değerini yani fiyat istikrarını sağlamaktır. Nokta. Ancak normal koşullarda yani bu kurda finansal piyasalarda bir istikrara kavuşmuşsunuzdur. Öyle değil mi? Evet. Bu istikrar çerçevesi içerisinde fiyat istikrarını da sağlarsınız. Kurlar almış başını gitmiş böyle bir durumda ben fiyat istikrarı sağlayacağım ve dolayısıyla kurlara müdahale etmeyeceğim şeklinde bir yaklaşım söz konusu bile olamaz. Şimdi bu 100 gün meseleleri genellikle biliyorsun yani niye bunu yapıyoruz, gündeme getiriyoruz? Senin de ifade ettiğin gibi insanlara birazcık umut verebilmek için elbette biz sistemde ciddi bir deformasyon var, bozulma var ve bunu el birliğiyle yaptık. Bu konularda bilgisiz, donanımsız insanların, liyakatsız insanların göreve gelebileceği bir ortamı hep birlikte bu toplum olarak bir hazırladık ve bunun neticesinde de bu sorun larla karşı karşıyayız. Geçmişte de böyle şeyler oldu. Bu boyutta olmasa bile. Ben hatırlıyorum mesela sayın ANAP iktidarı vardı. Hatırlarsın değil mi? 88 krizi falan gelmiş. 88'de Türkiye çok hani abartılmaz, çok bilinmez ama hafif böyle bir kriz yaşamıştı. Bir çarşamba günü müydü neydi? O dönemde de böyle şeyler oluyordu. Daha sonra da işte bir dönüşümle birlikte dalgalı kura geçiyor. Yani Türk parasını koruma kanunu 89'da kaldırıldı. İşte ondan sonra zaten bir finansman sıkıntısıydı. O zaman işte Turgut Özal rahmetli bir siyasetin önünü, kamu harcamalarının önünü açabilmek için bu 32 nolu kararnameyi biraz da erken bir şekilde
uygulamaya hazırlıksız aldı. Hazırlıksız bir şekilde uygulamaya aldı. Ve bunun neticesinde de seçimleri kaybetti. 91'di sanırım seçimleri, evet, kaybetti. Süleyman Demirel ve SHP vardı. Erdal İnönü ile birlikte bir koalisyon iktidarı. Gayet de olumlu, uyumlu bir koalisyondu. Hani 70'lerin koalisyonlarındaki yapılan hataları ortadan, yani onlara nispet yapar gibi uyumlu bir koalisyondu o dönemlerde. Ben hatırlıyorum, çok da bunu derslerimde kullanırım. Süleyman Demirel'in bir 300 gün programı vardı. 300 mü öyle bir şey diyordu. Yani 100'den daha fazlaydı ama Sayın Demirel o programda şey yapmıştı sürekli. Yani muhtarları ağırlamıştı. Hani bu tip şeyleri de çok severdi ya. Evet, ilk 100 günü el sıkmakla geçmişti. Aynen, ilk 100 günü el sıkmakla geçmişti rahmetli. Çok hoş bir dönemdi. Bir başka anekdotu da yine bunları yazdım da o yüzden. İsmet diyorum. Erdal İnönü'ye de hani seçimlerden önce soruluyor. Siz ne yapacaksınız? O zaman da siyasetçi, gazeteci camianın, kamuoyunun bir merakı vardır bu konularda. Efendim, iktidara hazır mı partiler? Nasıl test edeceksin? İşte gelince ne yapacak? Şimdi dünkü yayında da Rüçen de aynısını, yani bir araya gelsin, birbirinden farklı. 3 benzemez ki 6 benzemez. Parti bir araya gelecek. Hem de iktisat konusunda ortak bir program açıklayacak, değil mi? Evet, ama o senin verdiğin anekdot, yani o anekdotun ait olduğu dönemde ne yapmamız gerektiğini Demirel bize göstermişti, hatırlıyorsun. Siyasi yasaklılarda o siyasi yasakların kaldırılması referandumu öncesinde işte bu erken emeklilik meselesini ortaya attı. Ve iktidara geldiğinde de erken emekliliği gerçekleştirdi. Ben de onu aslında kendisine sordum. Bir kapalı toplantıda, usturuplu bir şekilde, isim vermeden. 2007-2008 falan gibi çok formda olduğu bir dönemdi. Dedim ki, yani bu politikacılarla toplumun çıkarları zaman zaman çelişiyor. Burada politikacılar kendi çıkarlarını ön plana alıyorlar. Ve dolayısıyla büyük hasarlar oluşuyor ortada. İşte erken emeklilikten çıkan açık gibi falan. Bu gibi koşullar da politikacıların bu davranışlarını engellemek için bunca yıllık deneyiminize dayanarak nasıl bir öneride bulunursunuz dedim. O hemen ben yaptım onu dedi. Direkt. Öyleydi, ben ona de şeye geldiğinde falan da madem, çok konuşurduk. Madem dedi kötü bir şeydi, değiştireydiniz dedi. Ondan sonra tabii orada benim muhalefet partisi milletvekili olmadığımı, orasında bir meclis olmadığını fark etti. Yani bir an o refleks olarak çıktı o yanıtlar ağzından. İşte o zaman şöyleydi böyleydi falan gibi, ama hakikaten bunun bugün feriştahını görüyoruz. Yani sadece tek bir konu değil, neredeyse ekonomi yönetiminin ilgili olduğu bütün alanlarda benzer bir deformasyon şubu var. Dolayısıyla bunu herhalde ilk adım olarak almamız gerekir deyip parantezi kapatayım, sana devredeyim. Ben devam edeyim anekdotu da. O zaman hani hatırlatıyorum aslında, belli hani çok meşhur ya, yaşı 40 yaşın altı, üzerinde olanlar bunu bilir. Gençler bilmez falan diye. Erdal İnönü'ye sorulduğunda da, basın sorduğunda da işte efendim aslında çok hazırlıklıyız imasında bulunarak, hani söyleyip de kopya mı çeksinler gibi. Aslında ortada bir şey yok. Yapılacak çok fazla bir şey yok onlar açısından. Ama böyle bir tutturmuşlardı. Aslında şimdi biz teknik siyasetçi değiliz neticede. İktisatçıyız ve iktisadi sistemi de görüyoruz. Türkiye ekonomisinde neler yapılacağıyla ilgili de doğal olarak da bir takım düşüncelerimiz var. Senin de var, benim de var, başkalarının da var. Bu manada biz bu programı yapıyoruz. Ve en azından kendi görüşlerimizi kamuoyuna aksettirerek, yani aslında da yani bu problemleri çözebilmek için bir yol haritası yapılabilir, kurulabilir. Bu ilk yüzü de özellikle belirliyoruz ki hani vatandaş
kısa vadede ekonomiye istikrar, güveni tesis edecek, istikrar getirebilecek bir takım tedbirler olabilir, yapılabilir izlenimi vermek için. Ama ben izin verirsen hızlı bir şekilde girizgah mahiyetinde şöyle bir şey kullanmak istiyorum. Yani biz son birkaç günden beri Türkiye'deki siyasetin ve kendi içimizdeki tartışmaların kurlar üzerindeki etkisiyle haşır neşir olduk ve dış dünyayı ihmal ettik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamalar benim kanaatime göre talihsiz açıklamalar. Ama bu açıklamaların bu boyutta bir etki yaratmasının tek sebebi Türkiye ekonomisinin kırılganlığı değil, dünya ekonomisinde, yani dünya ekonomisinin gelmiş olduğu bugünkü noktada zamansız yapılması. Yani zaten risk algılarında dünyada çok ciddi bir değişim olmuş. Zaten herkes istim üzerinde. Siz böyle bir ortamda aslında şeyi, yabancı yatırımcıları ve iktisadi aktörleri uyaracak, olumsuz yönde uyaracak bir takım açıklamalarla alana giriyorsunuz. Yani biraz şey misali bu. Züccaciye dükkanına giren fil misali. Birazdan göreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde grup toplantısında konuşma yapacaktır. İçeriği ne olacak? Onu bilemiyorum. Neden böyle diyorum? Şunun için diyorum. Bu hafta başında Powell Fed Başkanı, değil mi? Tekrar atanmış. Powell'ın atanacağı zaten bilinen bir şeydi ama daha da önemlisi faiz arttırımı yönündeki beklentileri güçlendiren bir davranış oldu. Dolayısıyla uluslararası piyasalarda sadece Türkiye'de değil başka yerlerde de bu şekilde algılandı. Özellikle dolar bütün para birimlerine karşı, özellikle de euroya karşı tabii ciddi bir değer kazanma sürecinde. Biz mesela bunu hiç tartışamıyoruz. Çünkü Türkiye'nin Türk sanayisi son zamanlarda ihracatta patlama yaratıyordu. Hiç oralardan şikayet gelmiyordu. Neden? Çünkü ithal ettiği malı dolar olarak, yani maliyetleri dolardı. Gelirleri ise euroydu. Euro değerli olduğu için de bu ihracattan, bu üretimden net olarak kazançlıydı. Ama şimdi durum değişti. Dolar değer kazanınca bizim maliyetlerimiz artarken gelirlerimiz düşme eğilimine girdi. Dolayısıyla biz mesela bunu tartışamıyoruz. Yani bu eğilimi. Geçen hafta bir ele almıştık bunu. Biz ele almıştık ama ben kamuoyu açısından söylüyorum. Covid, Türkiye'de Covid'den ölenlerin sayısı geçen seneden az değil ki. Geçen sene kapanıyorduk, şimdi açığız. Tek farkımız aşı. Yani Avrupa'da da benzer bir durum var ve Avrupa şu anda kapanmaya gidiyor. Avrupa ekonomileri yavaşlayacak mı? Dolayısıyla turizmden umudu kesebiliriz. O yüzden bu fiyat indirimi tırnak içinde turizme bir etki, çok sınırlı bir etki yapacaktır. Yani. Onu bilemiyorum tabii ki. Yani şimdi akıl tutulmaları her zaman olabilir. Biz rasyonel bir tahminde bulunuyoruz. Bir başka bir problem var. Çok fazla dikkatlerden kaçıyor. Şimdi Covid sonrası dünyada özellikle Avrupa ve Amerika arasında ciddi bir koordinasyon var. Fark edilmiyor ama ekonomik koordinasyon var. Çünkü Amerika Çin'e karşı bir ittifak oluşturma gayreti içerisinde ve bu ittifakın oluşabilmesi için de Avrupa'nın ekonomik problemlerinden kurtularak, güçlenerek çıkmasına katkıda bulunuyor. Bu euronun değer kaybı euro bölgesi için olumlu bir şey doğal olarak. Aynı bizim yaptığımız gibi onlar da ihracatlarının özellikle Amerika ile yapılan ticarette bir şekilde avantajlı duruma geçmek istiyorlar. Lagarde'ın açıklamalarına bakıyorsunuz, çok fazla faizleri para politikasındaki duruşlarından taviz vermeyeceklerini görüyoruz. Ki bana göre isabetlidir, doğrudur. Enflasyonu ciddiye almıyor. Muhtemelen birazcık enflasyona izin verecekler. Bir küresel bir enflasyon problemi de var. Var. Amerika'da %7'ye çıktı. Onları çünkü ayrı bir programda bence tartışmakta fayda var. Ben Avrupa'nın pozisyonunu koymak için söylüyorum. Çünkü bu para politikası Amerika'da faiz arttırılıyor.
arttırma ve sıkılaştırma bir şekilde devam ederken Avrupa'da mevcudun devamı tercih ediliyorsa, nispetin Avrupa lehine bozulması ve ekonomiye, Avrupa'da ekonomisinin ki koordinasyona en çok ihtiyacı olan Avrupa ekonomisidir, devamına katkı sağlamayı düşünüyorlar. Amerika gibi değil Avrupa ekonomisi ve birbirinden farklı ekonomiler var. İtalya var, ne bileyim İspanya var, Portekiz var. Yani bu ülkelerin ciddi bir borç sorunu var ve Covid sürecinde borç yükleri ciddi oranda arttı. Hem şirketlerin hem de ülkelerin. Bu nasıl ortadan kaldırılacak? Siz faizleri o sebeple çok fazla arttıramazsınız. Ekonomiyi yavaşlatamazsınız. Avrupa'nın büyümeye ihtiyacı var. Avrupa'nın bu borçlarla baş edebilmesi için makul ölçülerde enflasyona ihtiyacı var. Yani bu realite, Avrupa realitesi, dünya realitesi altında bizim Türkiye'de sanki hiçbir şey yokmuş gibi, Avrupa'da yani başlarında büyük dertler yokmuş gibi işi gücü bırakacaklar, Türkiye'ye savaş açacaklar. Türkiye'de onlara karşı savunma pozisyonu içerisinde olacak. Şimdi biz Avrupa'daki nesnel problemleri çok fazla dile getirmeden sadece dünyanın merkezine Türkiye'yi koyduğumuz zaman böyle garip garip, yok Kurtuluş Savaşı'dır, yok işte buna karşı çıkanlar bizden değildir gibisinden mesnetsiz yorumlara maruz kalıyoruz. Onlardan değiliz aslında zaten. Yani o apaçık dedi, orada haklı, tek haklı oldukları nokta o aslında. Yani, ne anlamda? Yani onların bu politikalarına uyum göstermek, bu zihniyet dünyalarına ait olmak gibi bir derdimiz yok. Yok tabii, yani Avrupa'nın başka sorunları var ve onların içerisinde Türkiye'nin gündem teşkil etmesinin tek sebebi vardır. Türkiye'ye borç veren bankalar üzerinden, onların bilançoları üzerinden Türkiye'nin hani kendi finansal istikrarlarına muhtemel bir tehdit oluşturmasıdır. Yani tabii. Onun dışında başka bir tedbirlerini aldılar. Çünkü Avrupa Merkez Bankası özellikle bankacılık kesimini korumak için ekstra önlem yaptı, uygulamalarını devreye sokmuştu. Ta 2016'da mı 17'de mi, öyle bir zamanda. Evet. Kaldı ki zaten Türkiye'ye niye savaş açsın? Bu kurlardan evet. Avrupalı tekeller Türk şirketlerinin birbirleri arasındaki kran kırana mücadelelerden yararlanabilmek için ucuza mal alıyorlar. Türk evet. mallarını çok daha ucuza alabiliyorlar. Dolayısıyla böyle bir savaşta bir çıkar görmek istiyorsanız yani bu savaşı bu savaşın faydası Avrupa ekonomilerine var. Yani Avrupa Türkiye'ye durduk yerde kurlar üzerinden niye savaş açsın? Yani Türkiye Çin'den sonra onlar için ciddi bir üretim üssü ve Türkiye'nin Avrupa'nın yanı başında Çin'e alternatif olmasını zaten istiyor Avrupa. Ama istikrarsızlıktan ve yaşananlardan dolayı buna çok fazla giremiyor. Benim gördüklerim bunlar. Evet. Bu şeylerden sonra bir konuya daha değinmek istiyorum. Şimdi biraz önce lafı geçti. 6 tane birbirinden farklı siyasi partiyi bir ekonomi programı üzerinde uzlaştırmak çok zor. Çünkü siyaset iktisatla iç içedir. Ve siyaset denilen şey iktisadi tercihleri içerir. Siyasi farklılıklar da zaten o iktisadi tercihlerde ortaya çıkar. Yani siz bu tercihlerde de bir aynılık yaratırsanız o zaman o partilere ihtiyaç kalmaz. Ama şöyle bir şey yapılır. Genel prensipler ortaya konulabilir ve o prensiplerde anlaşma sağlanabilir. Bununla ilgili de geçen hafta sanırım Dünya Gazetesi'nde ben bu haberi bir köşe yazısında görmüştüm. Çok da özür diliyorum, hatırlayamadım değerli yazarı. Ama şöyle bir şey söylüyordu, ekonomi anayasasından bahsediyordu. Bunun çok yerinde ve doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum. Genel hatlarıyla, öncelikle hani böyle bir iktidar değişimiyle ilgili bir amaçları varsa, değil mi? Böyle bir sürecin içerisine Türkiye girecekse, bu muhalif partilerin bir araya gelerek temel iktisadın temel prensipleri konusunda görüşlerini masaya yatırmaları ve
bir anayasa gibi, anayasada biliyorsun detaya girmez de daha çok üst başlıkları yer alır. Ekonomi anayasası konusunda uzlaşmalarından yani, büyük yarar var. Evet, anayasal iktisattan farklı bir şey değil mi? O anayasal iktisat akımından bahsetmiyoruz. Yok, yani, Ural Hoca'nın söylediği de işte uluslararası da karşılığı olan bir akımdı bir ara. Çok modaydı falan. Ama o son derece sakıncalı çünkü iktisat politikası alanını çok daraltıyor. O zaman iktidarı ve siyaseti teknokratların eline bırakmış oluyorsun. Evet. Yani o da bilmiyorum. Ama buradan kastettiğimiz büyük bir yıkım yaşamış olduğumuz için bu yıkımı neden olan yönetim prensiplerinin belirlenmesi, bunlara karşı önlemlerin alınması ve bu önlemler üzerinde bütün siyasi akımların sınıfsal farklılıklarına, değerler sistemi farklılıklarına rağmen anlaşması, yani bir anlamıyla senin programdan önce söylediğin gibi futbol maçında kuralların ortaya konması. Ve çizgi değişmeyecek, kalenin boyu değişmeyecek bilmem ne falan filan. Yani evet, tam da onun gibi oyunun temel bir kuralları vardır futbolda ya da herhangi bir sporda. Ama taraflar sahaya geldiğinde antrenörler, yani siyasi partiler farklı oyun şekillerini icra ederek o kurallar çerçevesinde, sınırlar içerisinde bunu yaparlar, oynarlar. Tamamıyla de bununla ilgili bir şey. Bir başka problem, ben hemen konuya geçiyorum ama... Yok tabii geçelim. Türkiye'deki senin hep parmak bastığın baştan beri bir konu liyakat meselesi. Yani kamuoyuna verilecek en güzel mesaj bu. Şimdi ifade ettin, yani şimdi büyük belediyeleri kaybedince ben hani duyuyorum bizim üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bile oralardan insanlar gelmiş. Yani bir belediyecilikle üniversite yönetimi arasında dağlar kadar fark var. Ya da biz öyle sanıyoruz. Neyse. Evet, ya da biz öyle sanıyoruz. Yani ama öyle. Benim yönetim anlayışıma göre öyle. Bir üniversite profesörünün, bir akademik kadronun kariyeri ve özlük işleriyle bir belediyedeki vatandaşın, çalışanın özlük işleri birbirinden farklıdır. Yani oraya gelen bir adamın intihal nedir, bunu bilmesi lazım. Doçentlik başvurusunu bilmesi lazım. Onun sürelerini bilmesi lazım. Yani atıyorum genel kapsamları. Ama bu tabii belediyeler elden gidince varlık fonundaki kamu şirketlerine bunların bir kısmı kaydırılmış. Bir kısmı işte böyle üniversitelere kaydırılmış. Bir şekilde bunlar istihdam edilmiş. Ancak bunda bir beis yok. Sonuçta bunlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları. Hani sonuçta öğrenirler diyelim. Ama şöyle bir problem var. Eğer bunlar bir partizanlıkla, yani bir partiye mensup oldukları için o makamlardan makamlarda istihdam edilip geldilerse, o zaman ciddi bir problem var. Çünkü üniversite denilen şeyde görüyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılanları, bir partizanlıkla yaklaşıldığı zaman akademi, bilim ortadan kalkıyor. Ve çok değerli bilim insanları sabah akşam orada iradelerini beyan etmek, toplumda problemlerini daha görünür hale çıkartabilmek için toplanmak zorunda kalıyorlar. Zihinsel eforlarını en azından harcıyorlar. Oysa o insanlar dersleriyle meşgul olmalı, bilimsel çalışmalarıyla meşgul olmalı. Yazı yazmak, mektup yazmak gibi değil ki bilimsel makale. Mektubu bile adam konsantre olarak yazabilir. Kafasını şöyle boşaltacak ve yazacak fikirler ortaya çıkacak. Ondan sonra havayı yakaladıktan sonra tırnak içerisinde İlham perisi geldikten sonra bir şeyleri kaleme alacak. Siz bunlarla uğraşamıyorsunuz. Bunları, bunu yapabilecek ortamı yaratması gereken vatandaş öğretim üyeleriyle uğraşıyor. Yani garip bir durum. Dolayısıyla bu liyakat meselesi önemli. İkinci önemli, bakın bunlar 100 günle ilgili bir program şeyinde yapacaksanız, teklifinde yapacaksınız. Kaçınılmaz şeyler, yapılması gereken şeyler. Önce sahayı belirleyeceksiniz. O sahanın kuralları bir kere başkanlık sistemiyle olmaz. Neden başkanlık sistemiyle olmaz? Bir siyasi bir proposition değil bu benim söylemeye çalıştığım, bir önerme değil. Bir yönetim bilimi açısından tek adama,
tek bir otoriteye dayalı bir yönetim modeli, yönetim modelinin uygulanabileceği koşullar farklıdır. Bu ülke ki Kurtuluş Savaşı'nı parlamentoyla yapmış, meclisle Kurtuluş Savaşı yapmış bir ülke. En zor döneminde bunu gerçekleştirmiş bir ülkeden bahsediyorsunuz. Bu ülkede böyle bir dönemde, hani çağımızda tek adam rejimiyle ülkeyi yönetmeye çalışıyorsunuz. Sanıyorsunuz ki o tek adam bütün her şeye karar veriyor. İlgisi yok. O kararı verebilecek bir donanım var mı? Vakit var mı? Konular hakkında brief alabilecek vakit var mı? Dolayısıyla bunlar olmayınca o insanın aldığı kararlar çevresinde oluşturduğu bir takım zümrenin aslında uygun gördüğü kararlar oluyor. Bakınız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar. Veya o kararlar için Sayın Erdal Sağlam'ın da geçen gün yazdığı gibi 3-5 kişinin onayıyla, ki bunlardan birisi de din işlerinden sorumlu birisiymiş, evet, herhalde. Bu tip kararlar. Birisi de Kutsal Bilgi Merkezi'nden geliyor zaten. Yani bütün yönetimin yüksek lisans ve lisans üstü derecelerini aldığı yerden geliyor. Anladım şimdi. Ama bir şey daha var burada, belki altını çizmemiz gerekiyor. Üstelik de bu kişinin, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşmalar bile, değil mi, bir takım uzman insanlar tarafından, tırnak içinde söylüyorum, yazılıyor. Yani o okuyor prompter'dan. Dolayısıyla aslında bizim onun ağzından duyduğumuz şeylerin ne kadarı gerçekten onun ağzından çıkıyor, ne kadarı etraftan geliyor, ondan da emin olamıyoruz. Dolayısıyla o bir yanılsama da olabilir. Doğru, ama siyasetin karakteri bu. Yani evet, şimdi biz çağımızda 21. yüzyılda kendi konuşmasını yazabilecek entelektüel birikime sahip bir lider bulmakta zorlanıyoruz. Türkiye, evet, için değil bu, bütün sadece dünya için, bütün dünya için. Maalesef reklam danışmanları, reklam metin yazarları gibi bir takım, evet, kişilerle. Ben mesela hep düşünürüm, gazeteciler çok kolay yazar. İletişimci diyorlar bu insanlara. Bu iletişimciler nasıl yazabiliyorlar bu kadar metni hızlı bir şekilde? Çünkü benim bir metni yazabilmem için şöyle 1000 kelimelik bir şeyi bir hafta uğraşmam gerekiyor ki bu adamlar çok daha hızlı yazıyorlar. Doğal olarak da aralarda bazı şeyler kaynıyor. Şimdi bu düzen eğer tek kişinin karar süreçlerine bağımlı kalacaksak, ister 100 günlük ister 300 günlük program hazırlayın, bunlar olmaz. Benim burada söylemeye çalıştığım bir iktisadi bilimsel anlamda, bir işletme anlamında, bir yönetim pratiği anlamında parlamenter rejim, yani kuvvetleri ayıracaksınız ve genel çerçeveler üzerinde üstten alta doğru organize olurken de üst düzey kararlar genel çerçeveyi belirleyecek kararlar ve oradan aşağı doğru onu detaylandıracaksınız. Anayasa genel çerçeveyi çizer, ardından kanunlar, yönetmelikler şeklinde mevzuat oluşturulur. Hiyerarşi bu şekildedir. Yönetimi de bununla uyumlu bir hale getireceksiniz. Yazıktır, günahtır. Bu sistemde oraya oturtturduğunuz insana bu kadar azap ve bu kadar cefa yapılmaz. Bu işkencedir. Bir de şöyle bir şey de var. Bu ilk kez Kenan Evren'in Anadolu'da dolaşıp işte vali, gittiği ilde valinin koltuğuna oturmasıyla meydana gelmişti. Gündeme gelmişti. Bir de burada bir silsile var. Genelden özele doğru giden. Ama bu silsilenin uygulanışı sırasında da herkesin o genel işleyiş içerisinde bir, her kurumun ve her diyelim karar merkezinin bir özelliğinin de olması gerekiyor. Bunu yok ettiğiniz zaman işte o tek adam rejimine doğru gidişin önünü açmış oluyorsunuz. Hem siyasi partiler kanununda hem işte 12 Eylül sonrasında oluşturulan anayasayla bütün devlet yönetiminde böyle bir özellik de var. Bunun da bir an önce şey yapılması gerekiyor. Çünkü bu aynı zamanda bir denetim. Yani genel bir prensip var. Arada birisi, bir yönetim, idari birim o genel prensibe aykırı davranırsa, o zaman o özellik sahibi insan, eğer hakikaten alttaki yönetim birimi özelliğe sahipse, o zaten genel çerçeve içerisinden bir sapmanın oluştuğunu tespit ederek onu uygulamama, onu eleştirme ya da işte tartışmaya açma gibi imkana da sahip olması gerekir. Aksi halde bunu denetlemek çok zor.
Hocam öyle ama sistemi mesela bir şey daha var, önemli bir şey. Başkanlık sistemi gibi bir sistemi getirdiğiniz zaman böyle bir sistemde ehliyetli insanı başkan olarak yapabilme şeyiniz yok, imkanınız yok. Potansiyeliniz yok. Ehliyet meselesi. Şimdi hani bunu başka yerlere de çekmek isteyebilir insanlar ama yani bir yönetim, bir arabayı ehliyetsiz bir insan kullanamaz. Bana bir Ferrari verseniz, marka şeyi yaptım ama pazarlanabilecek spor araba olmadığı için yani paralı bir şey. Şu sıralarda. Onda bir sakınca yoktur herhalde. Böyle bir araba için benim eğitim almam lazım. Yani sürücü ehliyetimin olması değil, o arabayı kullanabilme. Ben bir hatırlıyorum, bir sürü sporcu vardı. Sizde mi oynuyordu, Fener'de mi oynuyordu? Böyle bir lüks araba almış, bir yere gitmiş, valeye vermiş. Vale getirince de arabayı çalıştıramamış. Vale girmiş, hani çalıştırmış falan yani. Anlatabiliyor muyum? Bunun gibi yani buradan performans elde edebilmek için de ehliyete ihtiyaç var. Şimdi dolayısıyla bunlar çok zorlu şeyler. Ehliyet falan bulabilmek, ehliyetli adam bulabilmek ve o ehliyeti de, ehliyetli adamı da kamuoyunda pazarlayabilmek. Çünkü ehliyetli adamı da kamuoyu desteklemeyebilir. Yani evet, bizim kamuoyumuzun da böyle bir huyu var açıkçası. Yani demokrasi de bu. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir parlamenter rejim o yüzden de sanırım optimal bir rejim, yönetim şekli oluyor. Dolayısıyla önce bu kuralı belirlemek lazım. Benim kanaatime göre ve bu son yaşananlardan sonra yapılması gereken ikinci konu, önemli konu, ekonomiye bir takım limanda çıpalar atabilmek. Yani Türkiye şu anda nereye gittiğini bilmeyen gemi gibi okyanusun içerisinde. Dolayısıyla bize belli çıpalar, yönümüzü bildirecek, yönümüzün ne olduğunu kamuoyuna, yatırımcılara gösterecek çıpalar atabilmek. Şimdi kamuoyunda bu iki gündür bazıları paylaşıyor. IMF'ye bunlar ekonomiyi götür. Ya IMF'ye götürmesi, herkes IMF seviciliğinden kaynaklanmıyor. Bir para eksikliği, piyasalarda borçlanamadığın zaman nereden para bulacaksın? Ödemeler dengesi krizine girince o zaman IMF'ye gidiyor. Şu anda Türkiye'nin böyle bir ihtiyacı yok ama çıpaya ihtiyacı var. Çıpaya. IMF'yi bu amaçla bazıları öneriyor. Buna da gerek olmayabilir. Diyebilirsiniz ki iktidara gelirsiniz, Maastricht kriterlerini ben uygulayacağım. Evet. O şekilde uygulamazsınız da Türkiye'yi adapte edersiniz. Çünkü onu mevcut haliyle Avrupa Birliği de uygulayamıyor şu anda. O yüzden de Euro sıkıntı içerisinde. Ama en azından bir çıpa yaratabilmek açısından, kendini bir şeye bağlayabilmek açısından, beklentileri yönetebilmek açısından böyle bir çıpaya ihtiyaç var. Ki o çıpanın içerisinde bütçeyle ilgili şeyler var. Enflasyonla ilgili çıpalar var. Ne bileyim, cari açıkla ilgili çıpalar var. Maastricht kriterleri deyip de Avrupa Birliği'nin ortaya koyduğu şeylere, sıralamanın dışında da yeni maddeler siz ekleyebilirsiniz. Ama önemli olan bunun bir mevzuat dahilinde kamuoyuna açıklanabilmesi ve uygulanabilmesi. Bunu yaptıktan sonra yine benim kanaatime göre hiç zaman geçirmeden, belki de eşanlı olarak Merkez Bankası Başkanı'nı ve para politikası kurulu üyelerinin hepsini, evet, üst yönetimini değiştirebilmek. Yani bu yani dünkü açıklamayı tazminatsız kovulmayı hak etmiş bir açıklama. Yani kesinlikle. Dolayısıyla burada bu kovulmanın arkasından ek olarak da hani bir hukuki bir şey varsa, bir problem varsa da o hukuki problemi de mahkemeler nezdinde, mahkemelerde şey yapılmak, bana göre var. Evet. Çünkü son para kurulu kararı benim için çok şeydir yani, bir
noktadır, önemli bir köşedir ya da kırılma anıdır. Çünkü bu hiçbir şeyi saklamadan oradaki para kurulunun almış olduğu kararın sarayda bir belli kesimler tarafından alındığını kamuoyu tartışıyor. Evet. Bakın bunu ben buradan ifade edeyim. Yani böyle bir imkan var. Neden para kurulu üyeleri daha önceden faiz aldıkları faiz kararını açıklamazlar? Veya açıkladıklarında neden saat 14'te açıklarlar ve neden geçen hafta 5 dakika geç açıklanması kamuoyunda bir problem olarak algılanmıştır? Bunun sebebi çok açıktır. Hukukumuzda da var, iktisatta da var. Insider trading diye bir şey var, değil mi? Bir takım bilgilere ve dar kapsamlı bilgilere, belli kişilerin sahip olduğu bilgiler bir şekilde asimetrik bir şekilde dışarıya sızdığında bunun belli kişilere sağladığı menfaatler vardır. Hatırlayınız, 1998'de Gazi Erçel bu konuda yargılanmıştır, değil mi? Siyasi evet. olarak Türkiye'de inanılmaz bir tartışma ortaya çıkmıştır. Adamcağız 50 bin dolarlık bir şekilde bir alım mı olmuş ne, yani bir şey olmuş ve kurların yükseleceğini önceden bilen birisinin böyle bir işlem yapması etik midir değil midir tartışması başlamıştır. İşte o yüzdendir ki para kurulu aynı saatte bunu internet sitesine kor ve aynı saatte herkesin aynı bilgiye erişiminin imkanını sağlar. Ama şimdi bu realite ortadayken, bu yasal yükümlülük ortadayken bugün önce Hande Fırat'ın yazısından öğreniyoruz. Daha sonra başkalarının, başka gazetecilerin yazılarından öğreniyoruz. Hiç kimse saklamaya bile ihtiyaç duymadan resmen bunları ortaya dökebiliyor. Bunlar yasa dışıdır. Yürürlükteki yasalara aykırıdır. Yani. Aykırıdır. Dolayısıyla burada ilgili kişilerin, bundan sorumlu olan kişilerin bir yükümlülüğü vardır. Yasal yükümlülükleri vardır. Bu yükümlülüklere karşı uygun olmayan davranışlar sergilenmiştir. Dolayısıyla bunun bir şekilde mahkemelere intikal etmesi gerekir. Merkez Bankası'nın güçlendirilmesi gerekiyor, bağımsızlığının. Anladığım kadarıyla bu yasa yetmiyor. Mevcut yasamız bunu yetmiyor. Bu konuda hukuki tarafını bilemem ama gerekiyorsa bu bağımsızlığın ortadan kaldırılmaması için anayasal bir takım süreçleri belki yani devreye sokabilirler. Yani atama prosedürünü bağımsızlığı garanti altına alacak şekilde değiştirecek bir yasal düzenleme yapılması gerekir. Evet. Bir başka, kurumlar içinde geçer. Bir başka kurum şu anda çok tartıştığımız para politikası kurulu üyelerinin atamaları da son zamanlarda çok ciddi tartışmalara neden oluyor. Ve o atamalar neticesinde de bu kuruldaki insanların liyakatları konusunda şüpheler oluşuyor. Belki çok liyakatlı insanlardır. Ben bilemiyorum. Yani oradaki insanların kimisi bürokrasiden gelen insanlar, kimisi akademiden ama bizlerin tanımadığı veya para konularında çok fazla çalışmamış, hatta hiç çalışmamış insanlar sadece akademik titrileri sebebiyle atanmış olabilir. Benim bu konudaki, aynı zamanda biraz önce ifade ettiğim gibi belli mecralarda kararın alınıp bunlara, buradaki insanlara onaylattırıp tırnak içerisinde bir bakıma suç ortaklığına teşvik edilmiş olabilirler. Bu yüzden bunların önüne geçebilmek için para politikası kurulundaki tartışmaların minitleri vardır malum. Evet. Tartışmalar ve tarafların görüşleri, notları. Bunların açıklanmasının, başka ülkelerde olduğu gibi bunların açıklanmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Yasal bir zorunluluk haline gelsin. Bu da tabii ki ilgili çok saygıdeğer üyelerin de görüşlerinin kamuoyu tarafından alınarak hangi tartışmalar neticesinde bu kararların alındığının daha net bir şekilde ortaya konmasında faydalı olur diye düşünüyorum. İşte böyle bir kural söz konusu olursa başka makamlardaki insanların buradaki kişilerin görüşlerini de
kontrol etmeleri, belirlemeleri yani bu şu açıdan zorlaştıracaktır önemli. Yani. Şu açıdan da önemli. Şimdi burada bir tartışmaları görsek biz kimin ne eğilimde olduğunu anlarız. Dolayısıyla gelecekte para politikası bir karar almadan önce bir takım iktisadi olaylar gerçekleştiğinde para politikasının bu olaylar karşısında ne tür bir tepki vereceğini iktisadi karar bilimleri de anlayabilir. Bu açıdan bir şeffaflık bu açıdan çok önem taşıyor. Ben oraya bir şey daha eklemek istiyorum. Bu kurumlar arasında TÜİK'i de koymamız gerekiyor. Çünkü TÜİK eskiden başbakanlığa bağlıydı. Şimdi başkanlığa bağlı. Onun da atama prosedürleri tam bir felaket haline dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunu düzeltmek ve Türkiye'de Merkez Bankası kadar özerk bir hale, bağımsız bir hale getirmek gerekiyor. Ve o işte burada işte bu tür kurumların başkanlarının seçim döneminin ötesine yayılan bir süre için atanması da önem taşıyor. Böylece işte birden fazla iktidarla çalışma şeyi şartında ya da yaklaşımını da gerçekleştirmiş oluruz. Dolayısıyla bu da önemli bir şey. Bunun gibi herhalde birkaç kurum daha var zaten. Gerçekte var. Özerk olması gereken ama dolayısıyla bütün bunların gözden geçirip özerkleştirmelerin yapılması gerekiyor. Bir de tabii burada bazı yerel kurumların yani yerel dinamiklerin görüşlerini ve davranışlarını içeren başta kalkınma ajansları olmak üzere bunların da hemen acilen şey yapılması gerekiyor. Hayatiyet kazandırılması gerekiyor. Baştan çok kötü kuruldular onlar. Valilerin işte atan bilmem işlevsiz kuruldular. Bunları gerçek işlevlerine kavuşturmak da bu tek adam rejiminin yıkılması ve işte yerine rasyonel bir yönetim modelinin oturtulması açısından önem taşıyor. Bu büyük bölgesel farklılıkların olduğu bir ülkede bu kurumların da özerk yapıya kavuşturulması şart. Ben yine şeyden devam edeyim para şeyinden hani kısa vadede yapılması gerekenler diyorum ya. Şimdi enflasyon ciddi bir problem. Bu konudaki kararlılık gösterilmesi evet. lazım beklentileri yönetmek açısından. Enflasyon kural temelli. Neden kural temelli diyorum? Kural temelli bir para politikası yapılmalı. Zaten içinde bulunduğumuz kurumsal çerçeve, uluslararası sistem bunu diretiyor. Yani tabii. Kendi kafamıza göre bir şey yapamayız. Eğer bir sermaye hareketlerini serbest bıraktıysak ve yabancı yatırımcının sermayesine, tasarruflara biz muhtaçsak dolayısıyla tahmin edilebilirliğinizi arttırmanız lazım. Ekonomik tahmin edilebilirlik artması gerekiyor. Bunun da temelinde bunu da yapabilmenizin bu imkanı veren de kural temelli bir para politikası. Herkes açısından iyi. Enflasyon hedeflemesi bu yüzden kullanılan bir şeydi. Ancak biz enflasyon hedeflemesini işte 2000'lerin başında kullanırken TL'nin aşırı değerlenmesinin de önüne geçemedik. Yani Türk lirası likiditenin bol olduğu bir dönemde çok hızlı bir şekilde düşünce, faizler de beraberinde düşünce Türk lirasının değer kazanması hak edilmeyen bir refahı da kamuoyuna şey yaptı, lanse etti. Ve vatandaşın siyasi tercihlerini de haksız yere deforme etti bu. Siyasi şeylerini, tercihlerini ve de AKP iktidarına aslında fazla teveccühü göstermesine, olması gerekenden, hak ettiğinden daha fazla teveccühü gösterilmesine de neden oldu. Bu imkanların sağlamış olduğu geniş alan içerisinde siyaset yapma olanağı buldu AKP. Dolayısıyla ekonomi siyaset açısından son derecede önemli. Bu en güzel örneğidir açıkçası. O yüzden de bu ekonominin doğru kurallar çerçevesinde oynanması, ekonomik kurallar çerçevesinde oynanması, siyasetin de doğru kurallar içerisinde herkese layık olduğu güç mertebesinde imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. O yüzden enflasyon hedeflemesi önemli ama burada şöyle bir problem var. TL'nin aşırı değerlenmesinde
varlık fiyatları ve bizim hani ticarete konu olmayan malların yani biz bu hedefleyeceğimiz şey bizim manşet enflasyon mu yoksa o özellikleri olan bir evet. takım mallar mı TL'nin de hani değerlenmesini gözetecek düzeyde bunun ivedilikle ortaya konması ve bu yönde bir politikanın yapılması gerekiyor. Ve bir başka en az Merkez Bankası kadar önemli olan bir başka husus var Sayın Hocam. O da kamu bankaları. Evet. İvedilikle hiç zaman kaybetmeden belki birinci hafta muhtarların kabul merasiminden çok daha önce hayata geçirecek şey kamu bankalarının üst düzey yönetimi ve yönetim kurullarındaki liyakatsız ki yani bankacılıktan anlamayan insanların olduğu söyleniyor. Görüyoruz atanmış durumda. Bunların hepsinin bu görevlerine son verilmesi ve yine ifade ediyorum hukuki bu görev süreleri içerisinde yapılmış olan, alınmış olan iktisadi kararlarda hukuki sorumluluklarının aksi bir takım davranışlar, bir kararlar alınmışsa da onların derhal mahkemelere intikal ettirilmeleri. Bunun özellikle mahkemelerde hiç kimsenin hani peşinden ya da kimseye ceza vermek anlamında değil bu söylediğim şeyler. Yani suç varsa suçun karşılığı mutlaka ceza olarak verilmeli. Onda herhangi bir beis yok. Kimse de aksini iddia edemez. Ama bunların yapılabileceği konusundaki imaj ve şey ortaya konulmadan kamuoyunda yönetime karşı bir güven, yönetim şekline karşı bir güven oluşturamazsınız. O yüzden bunların evedilikle yapılması lazım. Ve daha sonra da bu makamlara liyakat sahibi insanları atayacaksınız. Süremiz doldu. Siyasetçiyi serbest bıraktım mı kaptırıp gidiyor. Daha konuşacağımız çok sayıda önemli mesele vardı. Ama siyaset konuşuyoruz neyse. Evet. O değil konusunda varlık fonu var. Rant vergilerimiz var. Gelirler politikası var. Biz belki önümüzdeki hafta konuşmaya devam ederiz bunları. Söz veremiyoruz çünkü daha önce pek çok konuda konuşacağız diye söz verdik. Fakat ülke gündemi tahmin edilemez bir gündem olduğu için önümüzdeki hafta karşımıza ne çıkacak bilemiyoruz. Prensip olarak buna devam etmeyi ama düşünüyoruz ama bakalım diyelim ve burada... Evet bir saniye şu anda... Evet, 12'nin üzerine artık alıştık. Tamam, o yerleşti oraya zaten. Yerleşti gibi görünüyor. Satışlar geliyor benim gördüğüm kadarıyla. Yani bu meseleyi de konuşuruz. Çünkü bu dalgalanma sıra dışı bir dalgalanma. Ama aslında günümüz finans piyasalarını düşündüğümüz zaman başka türlüsü mümkün değil. Onu da bir ara konuşuruz. Diyelim ve burada sonlandıralım. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Evet. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle.